Değerli izleyiciler, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından Medyaskop TV için hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Sizlerle yeniden birlikte olmak çok değerli, çok anlamlı. 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü kayıt aldığımız bu programın moderasyonunu ben üstleniyorum. Ben İpek Akpınar, halen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam ediyorum. Bugün iki genç meslektaşım, değerli mimar Tolga Kezer ve mimar Mert Uslu bizlerle. İkisine de hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye mimarlık ortamının en prestijli meslek ödülleri olan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı geçtiğimiz Nisan ayında sahiplerini buldu. 2 yılda bir gerçekleşen programa geçtiğimiz 18 dönemde 2605 eser katılmış. Seçkin nitelikleri nedeniyle de 157 eser ve 60 kişi veya kuruluş çeşitli dallarda ödüllendirilmiş. Jüri değerli meslektaşlarımız Büşra Al, Acar Avunduk, Neşe Gürallar, Cemil Han ve Tansel Korkmaz'dan oluştu. Bu değerli jüri 2024-24. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı kapsamında da iki İzmirli meslektaşımızı ödüle layık gördüler. Kendilerine hem hoş geldin diyorum hem de canı gönülden tebrik ediyorum. Bu ödül programı Türkiye'de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal girişim. Tam da bu nedenle kritik derecede önemli. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı ülkemizde mesleki ve toplumsal çok değerli bir arşiv oluşturuyor. Aynı yıl İzmir'den iki mimarın bu ödül programında yer almasıysa bir eğitimci olarak ve bir meslek insanı olarak beni çok heyecanlandırıyor ve bana büyük gurur veriyor. Tam da bu nedenle onları daha yakından tanımak, onlarla bu mesleki üretim süreçleri üzerine sohbet etmek, Türkiye mimarlık ortamı üzerine biraz dertleşmek çok istiyoruz. Evet, ofisleri daha yakından tanımak çok isteriz. Valla ofis olan Mert, bence o başlasın. Olur. Ben 2002 yılında 9 Eylül Üniversitesi'ne girdim, Mimar Fakültesi'ne. Öğrencilik dönemim boyunca hep böyle bir serbest çalışma ortamında olma hayalim vardı. Yani başka bir şey düşünmedim diyebilirim. Hep böyle bir ofisim olsun hayalim vardı. 2007 yılında mezun olduktan sonra bir 3 yıl kadar serbest mimar ortamında çalıştıktan sonra 2010 yılında kendi ofisimi açtım. Tüm amacım aslında hala devam ediyor. Gelişmek, geliştirmek üzerine bir kurgum var. Yani dik duran, düzgün iş yapmaya çalışan bir profilimiz var diyebilirim kısaca. Çok güzel. Tolgacığım. Ben 2005 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden mezun oldum. Mezun olur olmaz işte bir Rusya serüveni başladı. Moskova'da büyük bir Enka şantiyesinde işte tasarımcı mimar olarak işe başladım. Ve işte yaklaşık bir 10 sene kadar Rusya'da farklı ofislerle çalıştıktan sonra işte Hollandalılarla, İngilizlerle işte kendi pratiğimi kurdum diyelim. O zaman bir ofis yok, sadece ben varım. Ve işte yaklaşık 4-5 sene kadar da kendi pratiğimi Moskova'daki yapılara aktarmaya çalıştım. Daha sonra 2015 yılında İzmir'e geri döndük. Ve burada da işte herhalde yurt dışında edindiğim tecrübelerle beraber daha büyük ölçekli yapıları tasarlamaya başladık. Fakat biz hala ofis olamadık. Çünkü biz her yapının şantiyesinde bulunma nasıl diyelim zorunluluğunu bulduğumuz için hep bir göçebe şekilde şantiyeden şantiyeye, yapıdan yapıya dolaşıyoruz. O yüzden bir ekip düzenimiz yok. Fakat tabii bir yandan da işte şantiyede başlayan mimarlığı şantiyede devam ettiriyor olmak da sanıyorum bizim yapılar üstündeki kontrolümüzü daha güçlü kılıyor. Bu şekilde öğrendiğimiz için de biz işte göçebe mimarlar olarak ben şu anda bir arkadaşım İrem Bobiç'le, Alkılıç'la beraber
işleri sürdürüyoruz. Böyle bir yarım ofis durumundayız diyebilirim şu anda. Yani aslında mesleğin farklı mecralarını da duymak açısından bizi dinleyen sevgili genç meslektaşlarımız veya meslektaş adaylarımız için de iki farklı kulvarı görmek, dinlemek de çok anlamlı ve değerli. Şimdi bu girişte zikrettiğim Türkiye'de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal girişim olan bu Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı Mimarlar Odası tarafından ilk kez 88 yılında verildi. İşte Mimar Sinan'ın 400. ölüm yıl dönümü anısına düzenlendi ve işte bir şekilde de kurumsallaşarak 2 yılda bir gerçekleştirilmeye devam ediyor. 2024'te 24.sine layık gördünüz. 24. ödül programı kapsamında çalışmalarınızla, tasarımlarınızla ödüle layık görüldünüz. Biraz bu ödül alan kendi ödül kategorinizden ve çalışmanızdan bahseder misiniz? Sevgili Tolga, senden başlayalım. Şöyle, Ulusal Mimarlık Ödülleri yozlaşan bu tüm hayat içinde diyeyim, hala prestijini ve önemini koruyan çok önemli bir değer Türkiye mimarlığı için. Bizim 2022 yılında bitirdiğimiz bir yapı seçkiye girme şerefine layık olmuştu ve bu bizim için çok büyük bir gururdu. Bu sene de bu ödülü almış olmak hakikaten bizi çok mutlu etti. Arka arkaya 2 sene bu seçkiye giren 2 yapıyla temsil edilmiş olduk. Tabii sanıyorum herkesin hayali böyle bir ödül almak. Biz de artık evet ödülümüzü aldık, mimar olduk dedik. Yani ben mimarlık diplomamı sanıyorum yeni almış gibi hissediyorum kendimi. Evet bu bizim için hakikaten büyük bir gurur oldu. Daha fazla bilmiyorum ne söyleyebilirim. Hakikaten beklemediğimiz bir şeydi. Çünkü şunu gördük. Beraber yarıştığımız yapı dalındaki eserlerin çoğu çok büyük ölçekli, çok büyük bütçeli ve iyi çalışılmış yapılardı. Fakat jürinin net bakış açısının bütçe, ikonik duruş ya da o grafik durum olmadığını, yapının kullanıcısıyla ve kullanıcısından çok kent kullanıcısıyla ilişkisi, yapının bulunduğu yapısal çevreyle olan durumu, yapısal çevreyi dönüştürebilme etkisi gibi düşünceler üstünden bir seçki, bir ödül. Ödül alma grubu oluşturulmuş. Bu bağlamda bakıldığı zaman biz bir anlamda da olsa evet niye ödül aldığımızı anlayabildik. Diğer yapıların bütçeleri ve şaşaları yanında çok daha basit çözüldüğünü düşündüğümüz fakat çevresiyle çok iyi uyum sağlatmaya çalıştığımız bir yapı sanıyorum ki bir fark yaratmış olacak ki bu ödüle layık görüldük. Mutlaka. Özellikle mekanları, iş merkezleri, işte ticaret ofislerinin jenerikleşen, standartlaşan, aynılaşan, hiç yeni bir söz veya yeni bir yapım tekniği getirmeyen ve müteahhitin bir şekilde egemen olduğu bir ortam da siz bir sözle, bir mimarlık adına bir sözle ortaya çıktınız ve jürinin bunu kaçırmamış olması çok anlamlı ve değerli. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Mert, sizin yapınızı biraz dinleyelim. Hadi. Ben de öncelikle biraz Ulusal Mimarlık Ödülü hakkında konuşabilirim. Bizim aslında ofis olarak gurur duyduğumuz bir şey var. Bu ödül olayları mimarlık ortamında biraz endüstri gibi oldu. Hani artık böyle parkerle ödül dağıtılan bir ortamdayız. Bizim Çok doğru. gurur duyduğumuz bölüm ise paralı olan hiçbir ödüle başvurmuyoruz. Çünkü aşağı yukarı gerçekten her gün bir mail geliyor. Şu yarışma var. Şu kadar para olursa şu seçkiye giriyorsunuz. Bayağı bir endüstri olmuş durumda. Biz bunların hepsini saf dışı bırakıyoruz.
Ama Ulusal Mimarlık Ödülü gibi yani Türkiye ortamındaki en değerli ödülle girmek ve tesadüf ki Tavrularınki gibi bir önceki dönem finale kaldık biz de İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'yle ve bu dönemi aldık. Çok mutluyum o yüzden Ulusal Mimarlık Ödülü almaktan. Tolga'nın söylediği şey evet hoşuma gitti. Yani şimdi, belki de şimdi yine olmuşuzdur. Tam böyle 40 yaşlar yine oluyor olabiliriz. Proje hikayesinden biraz bahsedebilirim. Bizimki benim kamuya ilk iş yapma deneyimim. Aslında Ulusal Mimarlık Ödülü'nü şu an aldı ama ilk yaptığım kamu yapısı. Yani herhalde bir 6-7 yıl oldu. Kamu yapısı yapmaya çok istiyordum. Özellikle kamusal yapılar üretmek istiyordum. Bize de şöyle bir teklif geldi. Köpek barınağı yapar mısınız? Ama şartları vardı. Mevcuttaki bir barınak projeleri vardı. O barınak projenin aynısını Bornova Göktere'de yapmak istiyorlardı. Aslında bakarsak ticari anlamda çok da mantıklı bir iş. Sadece vaziyet planında kodlara göre yerleştirmemizi istediler. Ve projeleri, ellerindeki proje hazırdı. Ben bunu kabul etmedim. Sadece kamu yapısı yapmayı da çok istediğimi belirttim. Bana bir hafta süre verirseniz bir ön çalışma yapmak istediğimi belirttim. Bir hafta sonra size sunum yapacağımı belirttim. Ama o süreçte projeye dair hiçbir şey çalışmadım. Mevcut tüm barınakları gezdim. Özellikle proje sahibi dedikleri Söyrek'teki barınağı gezdim. Gerçekten aslında psikolojim bozuldu biraz böyle. Çok kısa sürede bile orada olmak etkiledi. Çalışanların hepsi idari binada kapanmış durumdaydı. Sesten çok rahatsızlardı. Mekansal olarak çok niteliksizdi. Köpekler ayrıyeten çok memnuniyetsizdi. Yürüyemiyordum bile. Yani o kadar rahatsızlıktan ağlıyorlar ki. Hatta şeyleri falan öğrendim. Bunu sürekli söylüyorum bilinmesi adına. Köpeklerin sayısı gitti de. Yani mesela 15 tane köpek var. Bir gün geliyor 14 köpek var. Neyi? Hani birbirlerini yemişler. Yani yiyip gömmüşler. O kadar seviye. Ben çok kapsamlı bir rapor hazırladım açıkçası. Hani ticari hiçbir şeyimin olmadığını bu projeyle ilgili ama bu projeyi yapmak istediğimi, ek işlevler katmak istediğimiz, bu projeyi barınak projesinden çıkarıp hatta yeni bir isim koymanız gerektiğini, bunu kamusal bir mekana dönüştürmek istediğimizi, burada sadece köpeklerin önemli değil, çalışanların da çok önemli olduğunu, onların rahatsız olmasından dolayı köpeklere bakamadığını, dolayısıyla böyle bir etkileşimsiz bir durum olduğunu yazdım raporda. Onlar da kabul etti aslında bu durumu. Bir risk aldım diyebilirim. Hani ticari bölümü tamamen kapatıp üstüme epey de bir yük alarak projeyi üstlendim. Sonrasında yine konuşuruz zaten. Hikaye aslında çok bir taraftan da çok güncel tabii. Sokak hayvanları, hayvan hakları bu kadar gündemdeyken ve tırnak içinde uyutulma terimiyle vatandaşın uyutulmaya çalıştığı bir dönemde bu yapıya, bu işlev grubuna, bir kamu yapısına ödül verilmesi çok değerli. Jüriye canı gönülden teşekkürler. Ben aslında bir taraftan da sizin birbirlerinizin yapıları hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Yorumlarınızı var mıdır Tolga'nın Mert'in Tolga'ya bu yapılar üzerinden bir değerlendirmesi? Yani pardon. Yok, söyle. Ben açıkçası böyle İzmir mimarlık ortamı özelinde özellikle Tolga çok takdir ettiğim bir mimar. Bunu böyle her yerde söyleyebiliyorum. Gocunmadan söylüyorum. İzmir'de kim var diye böyle dedikodular dönerken tabii ki Tolga var diye en başlara koyuyorum onu. Dolayısıyla bu yapı özelinde değil, tüm yapılarındaki özellikle şantiyede olma durumu çok önemli. Belki ürettiği yapı sayısı azalıyor mecburen. Çünkü takip etmesi gerekiyor. İstese başka bir modda çok daha yapı da üretebilirdi. Şantiyesini takip ettiği için belki yapı sayısı çok azalıyor ama yapının üretim değeri çok artıyor. Tüm detayları, bitmişliği, tertemiz yapılar çıkarıyor. Yani son yapısı da dahil, önceki yapıları da dahil. O yüzden böyle heyecanla Tolga bir yapı yaptığında böyle incelediğimi belirtebilirim. Esasında
Teşekkür ederim. Gurur duydum söylediklerin için. Çok sağ ol. Çizgimiz çok yakın esasında. Anladığım kadarıyla belli bir mimarlık kategorisi, nasıl belli bir mimarlık seviyesi ya da mimarlık düşüncesini pratiğini tamamladıktan sonra birçok mimar aynı paydada buluşmaya başlıyor. Bu arınma demek oluyor. Yani bu mimarın sadece bu görsel haz üstünden kurguladığı yapılardan çok malzeme hazzı ya da işleve yönelik gereksinimlerin çözülmesi durumu, bütçeyle olan durumlar, bunların hepsi esasında bizim belli bir seviyede benzer bir sistematikle yapı üretir hale getiriyor. Mert de bu konuda çok başarılı. Yani birkaç falan malzemeyle bütçeyi, o müşterinin sabrını, o zamanki durumu çok iyi irdeleyip çok temiz işler çıkarıyor. Sanıyorum bizi de bu ödülde birleştiren nedenler esasında bunlar. Sanıyorum ikimiz de bir yerde işte kendi hırslarımızdan arınıp yapı ne istiyor ya da kullanıcı ne istiyor faydasında buluştuğumuz için bir şekilde sanıyorum işlerimiz form olarak ya da işlev olarak birbirinden çok farklı da olsa bakıldığı zaman benzer bir çizgide sanıyorum birlikte duruyorlardır diye tahmin ediyorum. Mert, seni de tebrik ediyorum bu konuda. Yorumlar için. Ben burada bir böyle parantez açabilirim. Hani hırslarımızdan arınmış mıyız bilmiyorum ben. Hani inatla hırslarımızdan arındırmıyor olabilir. Belki hırsımızla bunu yapıyor olabiliriz diye farklı bir yorum getirdim. Ya benim hırs olarak demek istediğim şuydu. Yani köpek balığını böyle formların havada uçuştuğu işte Evet. ikonik bir tavır sergileme hevesinde ya da hırsında olan bir yapı değil. Çok basit bir betonarme plakla tanımlanmış bir yapı. Demek istediğim oydu. Anladım. Yani sen orada işte malzemeyi, köpeklerin ihtiyacını kendi belki mimari tutkularından daha öne çıkarıp çok basit bir çizgi altında toplamaya çalıştın. Bu da işte yapının şu andaki o muazzam sade estetiğinin olma durumunu kıldı. Ya işte burada zaten esas mimarın geri çekilmesi durumu yapının kendi fonksiyonuyla ve yeriyle özdeşleşmesi ve her yapının kendi yerinde bir eşsiz olma durumunu ortaya çıkarır ya. Mimar kendinden ne kadar koyarsa her yapı birbirine daha çok benzemeye başlıyor. Bakın mesela Frank Gehry'e bakın. Frank Gehry kendinden hep çok fazla koyduğu için her yapı birbirinin aynısı çıkmaya başlıyor. Bu bence böyle çok radikal bir örnek bu iş için. Ne kadar geri çekilirsen yapıların o kadar birbirinden de farklılaşmaya başlıyor. Evet. Tevazu çok değerli tabii. Evet. İnsan, en zoru da o. Değil mi? Evet. Kendi egonuzu bastırıp geri plana çıkmak, eserin, çalışmanın yerle, insanla veya işte diğer kullanıcılarla bir arada hemhal olması durumuna izin vermek, olanak tanımak kritik derecede önemli. Aslında Türkiye mimarlarını başarıyla temsil eden iki değerli çalışmadan, İzmir'i Türkiye'ye tanıtan iki değerli çalışmadan söz ediyoruz. Yani mesleki pratiğin ayrıntılarının yaygınlaşmasına da iki çalışmada çok değerli katkıda bulunuyorlar. Mimarlığın da, mimarlık eserinin de aslında kamusallaştırılması adına ödülün de amaçlarından biri, hedeflerinden biri. Hani daha hem mesleğin tanınması hem çalışmanın, projenin kamusallığının artırılması adına, daha görünür olması adına, bilinirliğinin, saygın bir eserin, saygın bir çalışmanın tabii bilinirliğinin adına çok isabetli seçimler olduğunu düşünüyorum bu iki çalışmanın da. Sizin ve ekiplerinizin hakikaten emeklerine, ellerine, akıllarına, yüreklerine sağlık. Ben aslında bir şey daha sormak istiyorum. Ödüller bir taraftan Mert'in dediği gibi hiçbir maddi kazancı yok. Bir prestij ödülü. Yani Türkiye mimarlık ortamının saygın bir üyesi olarak alnı açık ki ben
meslek adına bunu çok önemsiyorum. Bir taraftan da maddi bir karşılığı yok bu ödülün. Ama bir taraftan da bu seçkiler, bu ödül grubu otomatik olarak uluslararası çok saygın ödül kategorilerine de aday olarak gösteriliyorlar. Aslında sizin çalışmalarınızın yolculuğu umarım bitmedi. Umarım diğer kategorilerde aday adayı olarak daha uluslararası kulvarlarda yeni sesler umarım getirebilir. O süreçle ilgili detayları veya bürokratik aşamaları bilemiyorum ama belki Avrupa Birliği'miz Çağdaş Mimarlık Ödülü veya Ahan Mimarlık Ödülleri eksenlerinde de yarıştıklarını ve ön kulvarda koşup ipi göğüslediklerini görebiliriz diye ümit ediyorum. Peki Hayır bu demeyiz. değil mi? Hayır demeyiz kesinlikle. Şimdi bu özellikle ticaret yapısı diye bahsederken jeneriklikten jenerik vurgusunu yaptım. Bu da beni şeye getiriyor sevgili Tolga. İyi tasarımı talep etmeyen bir işveren veya toplumsal bir ortam mı var? Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Yani bu aslında Sevgili Han'ın bu seneki Sinan ödülünü alan Sevgili Han Tümer Tekin'in bir sözü vardır. İyi mimarı iyi işveren ortaya çıkarır diye vurguluyor. Konuşmasında da bunu vurguladı. Yani işvereni nasıl ikna ediyorsunuz? İyi tasarım talep etmesini nasıl sağlıyorsunuz desem? Şimdi şöyle, tabii benim genel olarak yapılarımın hepsi bir müşteriye yapılmış yapılar, kamu yapıları değil. Hal böyle olunca dediğiniz hakikaten zor bir süreç. Şimdi bu ilk yaptığım yapılarda tabii müşteri benim nasıl bir mimar olduğumu bile bilmediği için çıkılacak olan yapıyı da bilemiyordu maalesef. Aynı durum ilk yapım olmamasına rağmen bu ödül alan Egeo yapısında da söz konusu. Süreç şöyle gelişiyor. Ben yapıyı Türkiye'ye daha gelmeden tasarlıyorum. Herhalde 2010'lu yıllarda. Ve daha sonraki dönemde mal sahibi yapıyı yapmama kararı alıyor ya da bir üretecek bir paydaş bulamadığı için rafa kalkıyor. Bundan seneler sonra bir emlakçı yapıyın imajlarını görüyor. Bir yatırımcıya gösteriyor. Yatırımcı biz bu yapıyı yapalım diyor, imajı beğenip ve yapı tekrardan gündeme geliyor. Bu sanıyorum ki sorunuzun küçük de olsa bir cevabı. Yani tamamen bir görsel üstünden biz bu yapıyı yapalım ama bu yapı ne kadar geçerli? Ya da bu yapı hala geçerli mi bu tasarım? Bu yapının içinde barındırdığı fonksiyonlar neler? Bunların hiçbiri yok. Tabii biz işverenle tanışıyoruz. İşverene ben şunu anlatıyorum. Yani biz bu yapıyı 2011 yılında tasarladık. Fakat kullandığımız yapı teknolojisi 10 senelik bir mimarın yapı teknolojisi iken şu anda karşınızda işte 18 senelik, 19 senelik bir mimar var. Bırakın yeniden tasarlayalım. Biz yapıyı tamamen değiştirdik. Fakat işveren sanıyorum bizimle tanıştıktan sonra tamamladığımız diğer yapıları görünce buna kolay ikna oldu. Bu yapının en önemli özelliği bu yapı tamamen prefabrik bir yapı. Bodrum'dan Mahya'ya kadar tamamen prefabrik. Hal böyle olunca işte yapının hızlı uygulamaya geçiyor olması, prefabrikten kaynaklı güvenliğin çok üst düzeyde olması, inşaat hatalarının minimuma indirgeniyor olması, kısmen işte hızlı olmasının bütçeye yansıması, seçilen malzemelerin amacına uygun ve doğru detaylandırılması gibi unsurlarla yapı maliyetleri esasında sıradan bir endüstri ya da ticaret yapısından çok farklı değil. Bu matematiği ortaya koyduğunuzda ve bunu görsellerle ve metrekare ve fonksiyonlarla desteklediğiniz zaman esasınızda karşınızdaki kısmen inşaat işinde bilinçsiz biri bile olsa ki benim
İşverenim çok bilinçli bir işveren olduğu için bu süreç çok kolay ilerledi. Karşınızdakini ikna edebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir zorluk yok. Ama iyi tasarım talep edilmiyor diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Herkes aldığı tasarımın iyi olduğunu düşünüyor. Fakat iyi tasarımı irdeleyebilecek bir ekip olmadığı zaman karşınızda maalesef ki bazı tasarımlar bazı yönleriyle öne çıkmaya başlıyor ve bunlar da her zaman pozitif olmuyor. O yüzden iyi tasarım talep edildiğinde ben kesinlikle eminim. Fakat neyin iyi tasarım olduğunu işte beraber belki de irdelememiz gerekiyor. Evet, iyi, güzeli tanımlamak, Evet. kriterlerini belirlemek çok zor. Kültürel sermaye de tabii çok zor biriken, çok Evet, en uzun önemlisi. yıllar, biz çok çabuk büyüyen bir toplumuz. Daha hani gençtik ama doğum hızımız çok azalsa da hala bazı açılardan çok genciz, çok tecrübesiz, estetik, etik, bu güzellik kavramları da herhalde mimarlıkta böyle bir platformun içinde. Peki yine de özel işveren, özele iş yapmak müthiş bir rasyonel süreç diye algılıyorum. Sevgili Mert, peki kamu bilen, kamunun işveren olduğu durumda ne dersin, nasıl yorumlarsın? Ben yani hem kamu yapısı üreten hem özel sektörü üreten birisi olarak ikisini birden de cevaplayabilirim. Özel sektör üzerinde yani Tolga'ya zaten çok katılıyorum. Fakat şeyi ekleyebilirim. Hani yapı ürettikçe ilk başta çok emek verdiğimiz doğru. Hani mesela yapımız yok. Dolayısıyla onu ikna etmek için çok zorlanıyoruz. Çok çaba sarf ediyoruz. Fakat yapılarımız arttıkça zaten ne yaptığımız göründüğü için aslında hani o anlayışta olanlar bize gelmeye başlıyor. Dolayısıyla zamanla bence özel sektör özelinde o biraz oturmaya başlıyor. Bizim anlayışımızda olmayanlar, yani bilmiyorum Tolga'nın da öyle midir ama bence öyledir. Bizim verdiğimiz fiyatları bence şey, hani çok yüksek anlamda söylemiyorum ama değerli olmayacaklardır, çok açık. Hani böyle garip tiplerden hizmet alanlar fiyata bakıyor, gidenler oluyor aşağı yukarı oranda öyle. Kamu özelinde ise benim için şey hiç değişmedi. Mesela en baştaki yapımda da en son yaptığım, imzasını attığım yapıda da çok zor. Hani o hiç değişmiyor aslında. Sürekli birilerini ikna etmeye çalışıyorsun. Sonra başka bir yönetici geliyor, onu da ikna etmeye çalışıyorsun. Yani bitmeyen bir şey. Hani ve sürekli bir eleştiri var. Yani en iyi yapıyı yapsam bile brüt yüzeyde bir malzemeyi tabii ki çok isteriz ama bunu hani Türkiye'deki tasarım kültürü çok anlamıyor. Dolayısıyla halk senin başvurusunu eleştiriyor. Yani yaptığın ürün çok eleştirilir ve çok göz önünde olmaya başlıyor. Dolayısıyla yöneticiler de bazen buna ayak uydurabiliyor. Yani bir korten çelik kullandığı zaman biz bunu açılışta nasıl göstereceğiz diyen yönetici biliyorum ben. Hani farklı malzemeyi nasıl aktaracağız, o yüzden boyalı yapalım diyen yöneticiyi biliyorum. Dolayısıyla İkna etmek hep zor ama onun için mesela çabam hiç azalmadı. Özellikle biraz azalmış olabilir. En azından diyorum ki o zaman çalışmayabiliriz. Hani bizim yaptığımız malzeme, kullandığımız malzemeler bunlar. Az malzeme, minimummuş gibi yapmayan malzemeler. Bunları baştan söylüyorum. Eğer başka bir anlaşılsaysa o kadar ikna etmeye çalışmıyor olabilirim artık. Çalışmayabiliriz diyorum ama kamu özelinde sürekli bir ikna çabam hep devam ediyor. Bu bana yani kamuda çalışan 33. yılım galiba benim de bir kamu üniversitesinde çalışıyorum ve tabii yerel yönetimlerle özellikle araştırma projeleri özelinde çok bir araya geliyoruz. Doğru daire başkanı, doğru şube başkanı olduğunda tabii ki çok iyi iş talep ediliyor. Rasyonel süreçler daha çabuk kabul görüyor. O daire başkanıyla buluşunca yolculuk çok keyifli oluyor. Umarım kamudaki de özellikle işverenlerde böyle antenleri açık, birlikte öğrenme süreçlerinin, birbirini besleme süreçlerinin yaratıcılıkla devam ettiği kişiler olur önümüzde de. Ben biraz bu ödüllerin az önce
dirençlilikten bahsettiniz. Yani popülist eğilimlere karşı bir direnç ve farklı bir yaratıcılık ve mimarlık adına söz veren iki çalışmanız ulusal ödüllere layık görüldü. Bu da ulusal mimarlık ortamı üzerine, yani İzmir'i temsil ediyorsunuz. İzmir ve Türkiye karşılaşması yaptığınızda, yani İzmir'deki mimarlık ortamını farklı kılan, işte tarihsel sürekliliği içinde kendi yerinizi belki değerlendirmek veya İzmir mimarlığını Türkiye mimarlığı içinde baktığınızda neler söyleyebilirsiniz? Mert, sen istersen başla Olur. Mustafa. Ya son dönemde İzmir üzerinde genç mimarlık ofislerinin böyle ulusal ve uluslararası mimarlık ortamında epey tanınacak projeler yaptığını düşünüyorum. Aslında bu genç mimarlara, yeni mezun mimarlara bayağı örnek olunacak bir şey. Hani böyle işsizliğin o kadar çok arttığı bizim dönemimizde mesela da mezun olduğumuz zaman ben işsizlik diye bir şey düşündüğümüzü hatırlamıyorum yani. En vakıfsız olan, yeni mezun olan biri bir yerde hemen iş buluyordu. Ama şu an en iyisinin, yani en iyi mezun olan kişinin bir de zorlandığı dönemde bence genç mimarlık ofislerinin yapılarının ulusal ve de, ya da uluslararası alanda duyulması çok teşvik edici bir şey. İzmir mimarlık ortamı ve kültürüne de bence epey katkı koyan bir durum. Bu sadece ikimizin yapıları üzerinde değil. Diğer genç ofisler de son dönemde epey nitelikli işler üretti. Öncelikle bunu düşünüyorum. Yani teşvik edici bir durumu var bunun. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi İzmir genel olarak mimarlık camiasının olduğu tartışmalı bir yer esasında. Ya bir camia mıyız İzmir'de? Ben bunu bile çok fazla bilmiyorum. Çünkü biz ödül alana kadar işte ben ya da Türkiye'ye geldiğimden beri genel olarak gözlemlediğim bir İstanbul baskın mimarlık camiası var. Ankara'dan ona entegre olan böyle birkaç isim, birkaç ofis var ve işte bunun çevresinde dönen bir tartışma sürüp geliyor. Ya İzmir'den sizin buraya dahil olmanız çok da mümkün gözükmüyordu açıkçası bize. Orada evet belki bütçeden dolayı ya da iş çokluğundan dolayı daha büyük bir hacim olduğu için bir camianın da oluşuyor olması bence çok normal. Bir de kent tabii buna çok müsait bir kent. İstanbul'un dinamikleri İzmir'e göre bambaşka. Tabii İzmir'in işte uzakta olması, İzmir'in yavaş bir şehir olması, İzmir'in popülasyonunun daha rahat bir yaşama entegre olmuş olması, bütçelerin tabii farklı olması, İzmir'in İstanbul gibi metropol olmaması gibi durumların hepsi esasında bizim İzmir mimarlarının işte birkaç gol geriden gelmesi durumu yaratıyor. Fakat tabii bu geriden geliyor olmak çok koşmayı gerektiriyor sanıyorum. İşte Mert de ben de işte birçok arkadaşımız da biz herhalde biraz daha fazla koşmak zorunda kaldık bu arayı kapatmak için. Ama son dönemde sanıyorum arayı kapattık ki böyle yavaş yavaş sesimizi duyurmaya başladık. O yüzden bu tarz işte aldığımız ödül gibi ödüller hakikaten çok önemli. Diğer türlü bizim sesimizi yurda duyurmamız sanıyorum ki çok zor. Evet, projektörler emperyal kente yönelmiş durumda. Evet, maalesef. Ama bu tür ulusal ödüller tam da bu nedenle kritik Evet. derecede önemli. Farklı kentlere projeksiyonu tutuyorlar ve iyi olan, güzel olan ve nadir olan ne varsa onu ön plana çıkartıyorlar. Peki bu noktada İzmir'deki riskler, işte potansiyeller, gelecek üzerine neler diyebilirsiniz? Genç mimar adaylarına, biz üniversitelere, yönetimlere, uzmanlara çağrınız, mesajlar neler olabilir? Ben başlayabilirim. Yani aslında Tolga'nın söylediğine ek, bir önceki söylediğine ek. Hani ben de bu soruya cevap olarak. Bence avantajlar ve dezavantajlar İzmir'de çok iç içe geçmiş durumda. Hani biraz önce aynı şeyi düşünüyorum. Tamam, dezavantaj İzmir'de olmak bazen. Ama bazen de avantaj. Çünkü
Nitelikli mimarlık ofis sayısı da az bir yandan. İzmir özelinde, Ege özelinde sıyrılmak bence daha kolay. Şuna benzetiyorum. Bak, İstanbul biraz kutlar toprası. Hani en ünlü dediğimiz mimarlar bile böyle acayip sorunlu ilişkilerde bulunabiliyor. Bence İzmir'de bu çok yok. Hani genç bir mimar burada mezun olup ofis açıp küçük bir iş alıp kendini gösterebilir ve zamanla da İzmir mimarlık ortamında söz sahibi olabilir. Bu da belki ulusal mimarlık ortamına geçebilir, devredebilir. Dolayısıyla hani dezavantaj olduğu gibi avantajı da var İzmir'de olmanın bence. Onun dışında yani üniversiteler özelinde bence serbest mimarlarla, özellikle nitelikli serbest mimarlarla ilişki kurmak çok önemli. Öğrencilerin serbest mimarlarla ne kadar temas ettiği çok önemli. Bu temas arttıkça bence sonuç üründe varmak istedikleri yeri ya da varmamak istedikleri yeri daha iyi algılayabilirler. Yönetim konusunda da şu an aktif olarak hiç böyle daha öncesinde düşünmeyen birisi olarak konakta meclis üyesiyim. Kendi işlerim özelinde meclis üyesi bölümünü söylemiyorum ama yerel idarelerde mesela hiç geri adım atmıyorum. Özelde bazen sorunlu ilişkilere giriyorum ama mesela orada ne kadar diretirsem o kadar diretebiliyorum. İlişkimin bozulup bozulmayacağı umurumda olmuyor. Tasarladığımız bir yapıya birisi müdahale ediyorsa dava sürecinde başlatıyorum. Suç duyurusunda da bulunuyorum. Hiç geri adım atmıyorum. Dolayısıyla yönetim bölümüne şöyle bir tavsiyem olabilir. Mimarlara biraz daha değer vermesi, hani şey keyfimizden ulaşmadığımızı algılamaları beni mutlu eder. Aslında bir taraftan da iyi ki bunu vurguladın sevgili Mert Uslu. Ben kendi ilçemde oy verdiğim bir kadın meslektaşımız tabii belediye başkanımız. İlerleyen dönemde kendisiyle de bu program için, şehir hepimizin programı için çekim yapacağız, bir sohbet yapacağız. Meslektaşımızı da meclis üyesi olarak görmek tabii çok anlamlı ve değerli. Teşekkür. Yolunuz açık olsun. Sevgili Tolga, sen neler diyorsun? Ya tabii şimdi yani üniversitede evet bir mimarın pratik içinden gelen mimarların oluyor olması çok önemli gerçekten. Ben de elimden geldiği kadar işte bunu yapmaya çalışıyorum sizinle beraber Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde. Burada işte mimara iş verme durumu. Hangi mimara nasıl iş verilir? Ya bunların esasında çok zor durumlar. Yani bazen görüyoruz bir mimarlık seçkisi oluşturuluyor. Bazı davetli bir yarışma. Beş benzemez. Yani jürinin ya da işveren yöneticinin kime neden iş verdiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ama mimarlık hakkında bir mimarın bile yeri geldiği zaman hakikaten tam olarak karşısındaki yapıyı irdeleyemediği bir ortam varken bir yöneticiden bunu beklemek çok adil olmuyor. Burada mimarın kendini geri plana atıp işverenin isteklerine cevap veren doğru bir yapıyı ortaya çıkarması bence çok önemli. İşte bu dürüstlükte eğer yeni nesli yetiştirebilirsek ya kendisinden çok yapıyı, işvereni, kullanıcıyı, kenti ön plana koyan ki biz İT'de işte muhtemelen 9 Eylül'de öyledir. Bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz kendi stüdyolarımızda. Sanıyorum ki bu işi ortam hızlı bir şekilde değişecektir. Ya bunun dışında bilmiyorum sorunuza cevap verebildim. Unuttum bir yandan da sorunuzu Yo, ama. çok değerli vurgular. Sonuçta müşterek değerler, etik değerler, topluma daha kalıcı eserler, yapılı çevreye daha kalıcı eserler verebilmemize yol açıyor. Genç meslektaş adaylarımız bu öğütleri, bu tavsiyeleri eminim can kulağıyla dinliyorlar. Evet, sohbet şahane ama süremizin sonuna geldik. Kapatmadan önce söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mıdır sevgili Mart, sevgili Tolga?
Ben davet için çok teşekkür ederim. Benim için de keyifliydi. Açıkçası özellikle genç mimarlara öğüt olarak söyleyebilirim. Yani dik durmak her zaman işe yarıyor. Hani belki zorlanacak dönem bölümü uzuyor ama uzun vadede bakınca bence getirisi çok daha fazla oluyor. Minimumda taviz vermek, hani istediğin sonuca ulaşmak için bazı taahhütler vermek çok normal. Ama sonuçları değiştirecek tavizleri vermemek, mümkün olduğunca vermemek bence çok önemli. Kendim ofisimiz içinde hani mimarlık öğrencisi ya da çok tecrübeli bir mimar fark etmeksizin ufacık böyle bir ilham kaynağı olabiliyorsak işlerle benim için mutluluk verici. Teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederiz. Sevgili Tolga Kezen. Ben de Mert'e katılıyorum. Ya ben şöyle görüyorum. Mimarlıkta tabii biz hepimiz tasarımcı olarak mezun oluyoruz. Fakat bence mimarlık bir tasarım pratiğinden çok bir satranç tahtası. Tasarım da senin elindeki en önemli piyonlardan bir tanesi. O da şah. Fakat şaha gelene kadar oynatman gereken o kadar çok fazla piyon var ki. Yani müşteriyle olan ilişkiler, yer, ekonomi, ailen, onlarca işte bir satranç tahtasında 20 tane birey varsa bunların hepsi mimarlıkta bir tasarım girdisi. O yüzden bir mimarın kendisini her alanda geliştirebiliyor olması lazım. Ya yani tasarım evet çok önemli olabilir gerçekten. Tasarım gidince oyun bitiyor. Fakat onun dışındaki piyonlar en az onun kadar önemli. O yüzden her alanda geliştirsinler, insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışsınlar, dürüst olsunlar. Bence bunlar olduğu sürece hiçbir problem olmayacaktır. Evet, doğru bildiklerinden de vazgeçmesinler zaten. Kendine güvenleri mutlaka olsun. Çok çalışsınlar. Bence bütün en önemli şey bu. Yani çalışabildikleri kadar çalışsınlar. Eminim ki hep herkes çok başarılı olur. Çok teşekkürler. Bu klişe bir söz var ya, su uyur, mimar uyumaz. Doğru. Öğrenciliğinizde evet uyumuyoruz ama özellikle kendi ofisinizi kurduktan sonra onun mücadelesi eksponansiyel artan bir gayret, çaba, azim, adanmışlık, özveri gerekiyor. Bu aileyle olan ilişkiler, satranç tahtası benzetmesi üzerine bence bir başka program daha yapalım. Perde arkasındaki dinamikleri konuşmak, mutfaktaki Evet. dinamikleri konuşmak süper olur. Mimarlar dik durur dedim Mert. Bu ilk işverenim sevgili Doğan Hasol'un da kitabının başlığı Mimarlar Dik Durur. Etik değerlerden ayrılmayan, müşterekler diyen, illaki toplum diyen nice güzel çalışmalarınıza diyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili Biz teşekkür izleyiciler, ederiz. bir başka programda daha sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Pazartesi 16'da Şehir Hepimizin programında buluşmaya devam edelim. Hoşça kalın.